Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Nur Suresinden 11-18. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bugünkü okuyacağımız bölüm Hazreti Ayşe validemize, Peygamberimizin zevcesi Hazreti Ayşe'ye yapılan bir namus iftirası, ifk olayı deniyor buna. Bununla alakalı ayetler nazil oluyor ve gelen ayetler meseleyi değişik yönleriyle bize anlatıyor. Ben konuya bir giriş olması açısından önce olaya yer vermek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sefere giderken, değişik seferlere çıktığında hanımlarından da yanında bir tanesini götürüyor. İşte bir defasında Hazreti Ayşe validemizi götürüyor. Hazreti Ayşe validemiz devenin üzerinde, hevdeç tabir edilir, onun üzerinde ve sefer dönüşü tekrar böyle yola çıkılacağı zaman Hazreti Ayşe bakıyor ki bir ihtiyacı için gitmiş olduğu yerde gerdanını düşürmüş. O gerdanın da manevi değeri kendisi için çok önemli. Nasıl olsa beklerler diye ayrılıyor ve o tarafa gidiyor, onu arıyor. Ama bu arada kervan da farkına varmadan, Hazreti Ayşe validemiz hevdeçin içinde zannederek devenin üzerine yine koymuşlar ve yola devam etmişler. Ordunun gerisinde gelen Safvan isimli bir zat, o ordunun gerisinden geliyor. Geride bir şey kalmışsa onları telafi eden bir zat. Ayşe validemizi orada görüyor ve kendisi devesine bindiriyor ve kendisi de yürüyerek gidiyor. Orduya arkadan yetişiyorlar. Malum Medine döneminde münafıklar da var ve bu münafıklar bazı seferlere Peygamberimizle beraber de geliyorlar. İşte ordu içinde münafıklar da bulunmakta. Onlar bu olayı Peygamberimizin aleyhinde kullanıyorlar ve bir namus iftirasına dönüştürüyorlar. Ve özellikle bunların başında bulunan Abdullah İbni Übey İbni Selül, kısaca İbni Selül diyebiliriz. İbni Selül, Safvan'ın Peygamberimizin zevcesi Hazreti Ayşe ile beraber olduğunu, yani cinsel ilişki manasında haşa, o tarzda iftira ediyor. Ve bu yayılıyor. Bu gibi şeyler çabuk da yayılır. Oldu olmadı, ileri geri konuşmalar oluyor. Toplumda bir çalkantı meydana geliyor. Ayşe validemiz döndüğünde olup bitenlerden haberi yok. Rahatsızlanmış. Evinde istirahat ediyor. Ancak Peygamberimizin odaya giriş çıkışlarından da bir şeyler olduğunu sezinliyor. Ve en nihayette Peygamberimize soruyor, nedir bu tavırlar, nedir bu durum diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman açıklıyor. İşte Peygamberimiz vahyi bekliyor. Bu konuda gelecek vahyi bekliyor. Bir ay kadar süre geçtikten sonra bugün okuyacağımız ayetler ve bunun biraz daha devamı, onlar nazil oluyor ve konuya açıklık getiriyor. Şöyle ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ İftira ile gelenler, usbetun minkum, onlar içinizden bir topluluktur. Bu iftira olayını yapanlar, işte İbni Übey gibi, Hazreti Ebu Bekir'in kendisine maddi yönden yardım ettiği Mistah var, o, Hassan bin Sabit ve daha bazı şahıslar, bu işi şaşalandırmışlar, dillerine dolamışlar. Onlar içinizden bir topluluktur. La tahsabuhu şerran lekum, bunu sizin için bir şer zannetmeyiniz. Bel huve hayrul lekum, bu sizin için hayırlıdır. Yani Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe'nin, Ebu Bekir Sıddık'ın, Safvan'ın, bu gibi kimselerin lehinedir. Hatta şu anda hepimizin de lehinedir. Çünkü Kur'an'da bu olay yer almıştır. O münasebetle zina ile alakalı hükümler bildirilmiştir. Ve bizlere bir dersi ibret olmak üzere benzeri olaylarda ne şekilde tavır takınmamız gerektiği anlatılmıştır. Ve tabi bu önemli bir nokta. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz döneminde meydana gelen olaylar üzerine, her olaya cevap olmak üzere bir takım ayetler geliyor. Böyle bir olayda da taraf ilahiden Nur suresinin bu ayetleri gönderiliyor ve böylece toplum hem bilgilendiriliyor hem de vahiy yoluyla terbiye ediliyor. Her ne kadar olay çirkin bir olaysa da
peygamberin hanımına zina isnadında bulunmak çirkin bir olaysa da neticeleri itibariyle bu hayırlı olmuştur. لِكُلِّ اِمْرِيِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ O, bu işe karışanlardan her birisi için kazanmış olduğu günah vardır, vebal vardır. وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ Ama bu işin elebaşlığını yapan, önünü çeken kimse ise minhum onlardan lehu azabun azim onun için çok büyük bir azap vardır. Yani İbn-i Selul bu olay münasebetiyle insanlar tarafından münafıkların en önde gelen kişisi olarak da fark edilmiştir. Ve taraf ilahiden ona doğrudan reddiye tarzında ayetler gelmiştir. Dünyada da perişan olmuştur. Diğer alemde de perişan olacaktır. Münafık olduğundan münafıklar cehennemin en alt derekesinde cezalarını görecekler. Leûlâ iz semi'tumûhu keşke onu duyduğunuzda zannel mu'minûne vel mu'minât bi enfusihim hayra. Yani mümin ve mümineler, erkek ve kadın müminler bunu hayra yorsalardı. Suizanda bulunmak değil de hüsnü zanda bulunsalardı. Ve galu hâzâ ifkün mubin ve deselerdi ki bu apaçık bir iftiradır. Bu bir bühtandır diye bu şekilde söyleselerdi. Yani bir nevi toplumun refleksi. Böyle bir olay duyulduğunda haşa bu bir iftiradır. Peygamberin hanımına böyle bir şey yakışmaz. Bu denilseydi. Levle ce'u aleyhi bi erbaati şühede. Keşke peygamberin hanımına zina isnadında bulunanlar 4 tane şahit getirselerdi. Yani 4 tane şahit getirmeden bu gibi konularda hemen iftirada bulunmak veya isnatta bulunmak bu uygun değil, yasak olan bir durum. Yoksa Allah korusun bir kişi sevmediği bir kimse hakkında böyle bir iftira uydurabilir. Eğer bunun bir yaptırımı da olmazsa, buna bir ceza tereddüt etmezse toplumda gerçekten dengeler alt üst olur. En güvenilir insanlara zinakar nazarıyla bakılabilir. Bu açıdan hassasiyetine binaen, konunun hassasiyetine binaen ayet-i kerimelerde ayrıntılı bir şekilde konunun tahlili yapılıyor. 4 şahit getirmeden, tabi buradaki 4 şahit de biz bu olayı aynen icra edilirken gördük tarzında, uzaktan bir görme tarzında değil, yakından bir görme tarzında ifade etmeleri gerekiyor. فَاُولَٰئِكَ اِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ İşte onlar Allah nezdinde yalancı olan kimselerdir. Yani Allah katında bunlar yalancıdırlar, iftira yapmışlardır. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah'ın dünya ve ahirette size lütfu ve rahmeti olmasaydı لَمَسَّكُمْ فِي مَا اَفَطْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Bu dalmış olduğunuz şeyden dolayı size çok büyük bir azap dokunurdu. Demek ki değerli Müslüman, değerli izleyenlerim, burada bir incelik var. Bu gibi konulara dalmak dünyada da ahirette de çok büyük bir vebali getiriyor ve çok büyük bir sorumluluğu insanın omzuna yükletiyor. Ama Allah'ın rahmeti var, Allah'ın lütfu var. O lütuftan dolayı değişik şekillerde affediyor veya daha hafif cezalarla cezalandırıyor. Bu da Allah-u Teala'nın insanlara lütfu ve merhameti. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ Siz bunu dilinize dolamıştınız. Yani rastgele konuşuyordunuz. وَتَقُولُونَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ Ve gerçekte bilginiz olmayan bir mesele hakkında ağızlarınızla bunu konuşmaktaydınız. Yani konuşanlar bu olayı görmüş değil. Sadece kendi zanlarıyla konuşuyorlar. Onlar orada değillerdi. İşte Hazreti Ayşe validemiz Safvan'la geldiğinden dolayı sadece 2 kişiler bundan dolayı bunlar beraber de olmuştur şeklinde zanna dayanan bir durum. Halbuki bu gibi şeyler zanna dayandırılmaz. Kesin bir delille şahitlerle şahitlendirilmesi lazım. O şahitler de 4 tane şahit olacak ve olay icra edilirken onlar görmüş olacaklar.
Ve bu görme şartları o kadar hassas ki, kitaplarda, fıkıh kitaplarında ayrıntıları var. Adeta o şekilde şahitlik yapmak imkansız denilebilecek şekilde bir durum. Dolayısıyla Peygamberimiz döneminde zina ile alakalı had cezaları zina edenlerin kendi itiraflarıyla gerçekleşmiş. Yani isnatla değil, işte falanca zina yaptı, bunlarda 4 tane şahit denilip o şekilde bir uygulama tatbikat olarak olmamış. Öyle bir olay yaşanmamış. Ama doğrudan kendileri gelip de ya Resulallah biz nefsimize uyduk, şeytana uyduk, böyle bir günah işledik, bizi temizle diye Peygamberimize gelenler olmuş ve onlara ilgili had cezası uygulanmış. Ve tarih boyunca da, İslam tarihi boyunca zina ile alakalı had cezası yapanların itiraflarıyla olmuş. Yoksa doğrudan bunu cürm-ü meşhut halinde görüp de şehadette bulunanlar, belki bu çok nadirattan olan bir olaydır. Ve tahsebunehu heyyine, ve siz onu böyle basit bir şey zannediyorsunuz. Yani günlük konuşmalar gibi, herhangi bir olay gibi, sıradan bir olay gibi bunun üzerinde konuşuyorsunuz. Ve huve indallahi azim, halbuki bu Allah katında çok büyük bir olaydır. Yani peygamberin hanımına zina isnadında bulunmak, hem peygambere bakan yönü var, hem masumi olan bir hanıma iftira etme yönü var, hem de toplumda çok büyük çalkantılara sebebiyet verme durumları var. Dolayısıyla bu basit bir olay değil, Allah katında çok büyük bir olaydır. Ve ayetin üslubundan onu görüyoruz ki, Müslümanların da bunu çok büyük bir olay olarak görmesi gerekir. Ve rastgele bu konuda şakkı şefe etmemeleri, ağızlarını açmamaları uygun düşer. Çünkü orada değildi o insanlar. Onun gıyabında bir kişi böyle dedi diye bir kişinin sözünü esas alıp da sanki o iş gerçekleşmiş gibi konuşmak çok yanlış bir durum olur. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ, keşke bu olayı duyduğunuzda gultum, şöyle deseydiniz. مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, yani bu konuda konuşmak bize düşmez. Peygamberin hanımı hakkında ileri geri konuşmak bize yakışmaz. Subhanek, yani haşa, Allah'ı tenzih ederiz. هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ, bu apaçık bir bühtandır. Bu apaçık bir iftiradır. Yani toplumsal refleksinizi böyle gösterseydiniz. Bir İslam toplumu böyle olmalı ve peygamberin hanımı ile alakalı uygunsuz bir isnat yapıldığında o refleksle toplum böyle diyebilmeli. Yani haşa, peygamberi bundan tenzih ederiz, hanımını bundan tenzih ederiz. Allah böyle bir şeyi peygamberine yaşatmaktan, böyle bir züllü ona yaşatmaktan münezzehtir. Bu manada düşünseydiniz ve buna göre konuşsaydınız. Yaizukumullah en ta'udu li mithlihi ebeda. Yani Allah bunun bir benzerine düşmenizden ebediyen sizi sakındırıyor. Bu konuda size öğüt veriyor. Yani bu bir defa oldu ama sakın bir daha bu gibi hassas konularda rastgele konuşmayın. Bunun dünyada da vebali ağırdır, ahirette de vebali ağırdır. İn kuntum müminin, eğer mümin iseniz, gerçekten mümin iseniz buna göre hareket edin. Ve yübeyyinullahu lekumul ayet, Allah ayetleri size beyan ediyor. Vallahu alimun hakim, Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve Allah her türlü hükmü hikmetli bir şekilde verir. Allah'ın bütün tasarrufları hikmettedir. Değerli izleyenlerim, buradan günümüze gelecek olursak, günümüzde kadın ve erkeklerin ihtilat hali, daha böyle birbiriyle içli dışlı olma hali günümüzde çok daha fazla. Eskiden kadınlar toplum hayatında o kadar aktif rol, doğrudan dışarıda aktif rol, ticari hayatta aktif rol fazla oynamamışlar. Ama birkaç yüzyıldan bu yana dünya çapında feminizm hareketlerinin neticesinde kadınlar hayatın hemen her sahasında erkeklerle beraber iş sahalarında, siyaset sahasında, daha başka sahalarda bulunuyor. Ve bu bulunmalarda kadın erkeğin bazen
baş başa kalma gibi durumları söz konusu oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yabancı bir kadın ve erkek baş başa kaldıklarında aralarındaki üçüncü şahıs şeytandır. Yani şeytan onları rahat bırakmaz. Şeytan onlara başka türlü beraberliği de telkin eder. Ve o şekilde onları yoldan çıkarmaya, büyük günahlardan birini işletmeye çalışır. Ben bunu söylerken baş başa kalan görev itibariyle veya bir takım zaruretlerden dolayı baş başa kalan kadın ve erkek illa öyle bir şey yapıyordur demem söz konusu değil. Kimse de onu diyemez zaten. Ve vakada da öyle değildir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir incelik var. O da şu. İslamiyet'te seddüz zerai var. Harama giden yolların kapatılması. İslamiyet mesela zinayı haram kıldığı gibi zinaya götüren yolları da kapatıyor. Bu cümleden olmak üzere kadın erkeğin baş başa kalması caiz değil. Öte yandan diyelim müstehcen resimler, açık saçık çıplak resimler dini yönden caiz değil. İşte kadının belli bir tesettür kıyafetinde olması gerekiyor. Tahrik edici olmaması açısından. Ve daha bunun gibi bir takım böyle tedbirler alınmış ve bu tedbirlerle bu namus fitnesinin önüne geçilmek isteniyor. Bu arada her bir insana düşen töhmet mevkilerinden uzak kalmak. Diyelim bir iş adamı, fabrikasında çalışanlar var. Fabrikada kadın erkek çalışıyor, toplu halde olabilir. Ama diyelim ki odasında bayan sekreter, ikisi beraberler. Bu illa gayrimeşru bir fiil de yapacaklar anlamına gelmez ama iş oraya doğru da gidebilir. Nitekim pek çok böyle bu durumda olan kimseler netice itibariyle beraber de olmuşlardır. Ya ikinci bir evlilik tarzında veya hanımını boşayıp onunla evlenme tarzında o noktalara kadar gitmiştir. Veya bazılarında da metres hayatı tarzında bu görülmektedir. Böyle olunca mümkün olduğu kadar imkanları da zorlamak suretiyle baş başa kalma kadın erkeğin birbirine nikah düşen evlenebilecek durumda kadın erkeğin baş başa kalmaktan kaçınmaları gerekiyor. Diyelim tıbbı bitirmiştir, doktor, gece nöbeti var. Diyelim bir hemşireyle beraber veya bir başka bayan doktorla beraber aynı nöbet yerinde beraberler. İşte burada dikkat edilmesi gereken mümkün olduğu kadar ikili beraberliğin olmaması. Yanlarında bir üçüncü kişi bu manada dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği durumlarda şeytan rahat durmaz ve o insanları gayrimeşru beraberliğe götürebilir. Ve Allah korusun bu bir felakettir. Ve insan bir defa öyle bir yola düştüğünde artık onunla alakalı bir yara almış demektir. Ve bunun telafisi de mümkün değildir. Yani tövbe eder, istiğfar eder, Allah dilerse affeder o ayrı mesele. Ama o noktada büyük bir yara alınmış olur. Cenab-ı Hak hepimizi ve nesillerimizi her türlü iffetsizlikten, gayrimeşru beraberlikten muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.